dur bunu şey yapma. Oba! İlk canlı yayınımızı açtık mı be? Dur şunu. Evet. Arkadaşlar ilk canlı yayın olduğu için şu an bir hazırlık sürecindeyiz. Güneş çok vuruyor ama. Görebiliyor musunuz? İyi mi? Bu ışık iyi midir? Şş, sevdik mi ışığı? Evet, yazıları ben çok okuyamıyorum ama bence sen okursun. Evet, arkadaşlar. Nasıl keyfimiz? Size ne dedim peki? Tam saat 7'de açacağım demedim mi? 7 yani geçti ya. Hayır. Ama 7 geçti ama 2 dakikada herhalde kırılmazlar. Hafta sonu canlı yayın var demedim mi size? Hafta sonu sizlerle beraberim demedim mi? Yani burada da herhalde onaylıyorsunuz değil mi yani? Ne diyorsak yapıyoruz. Ya bu canlı yayın işi çok güzel. Yazıları okumak da çok güzel ama keşke böyle seslerinizi de duyabilsem şu an. Yani sesinizi duymak isterdim. Ne diyorsun böyle? Şimdi güzel olmaz mıydı? Evet. Lale şimdi yan taraftan sorularınızı soracak. Söyleyecek bana. Şimdi ilk soru gerçekten bayağıdır bekliyorsunuz bence bu sorunun cevabını. Herkes bana Twitter'dan da yazıyor. Öncelikle konuşmaya şu şekilde başlamak isterim. Hem Twitter hem Instagram'dan bugüne kadar beni desteklemiş, bana inanmış. Belki benimle, bende bir şeyler bulmuş, onu hayatına geçirmeye çalışan ya da hoşuna giden, yani enerjisini yükselten herkese buradan çok teşekkür ederim. Saçımı sakalımı ne zaman keseceğimi soruyorsunuz. Bunu aslında sürekli Twitter'dan da soruyorsunuz. Şöyle bir durum var, saçımı sakalımı keseceğim, tabii ki keseceğim. Hatta birkaç gündür ben de diyorum ki Lale'ye saçımı sakalımı keseceğim, ben de bir tık sıkıldım diyorum. Ama bunu aslında sizin de görmenizi istiyorum. Askere gidişle alakalı bir videom olacak, bir YouTube videom olacak. Bu YouTube videosunun içinde de tatlı bir bölüm olacak. Abim ve Lale'nin saçlarımla ilgili şov yaptığı bir bölüm olacak. Aslında siz de göreceksiniz yani beklememin sebebi bu. Yoksa yani çok da sevdiğim bir berberim var. Yıllardır yanına gittiğim. Hatta dönüş vlogunda onunla alakalı da böyle Survivor'a gittiğim dönemden kısa bir kesit var. Yani aslında saçlarımı keseceğim. Kesme yazan da var. Yani bu arada gönül isterdi yani kesmeyeyim. Kesmesem çok güzel olur ama askerlik var. Malum biliyorsunuz. Yani vatanımız için askere gideceğiz. Ama bedelli askerlik bir aylık bir süreç. Yani bir aylık sürecin devamında hemen aslında sizlerle beraberim. Sevdiğimiz insanları görüyoruz. Abla hoş geldin. Askerin kaç ay sürecek yazmışlar. İşte askerlik süreci bir ay. Yani bir aylık bir süreç. Uğur'um hoş geldin. Ne güzelmiş canlı yayın be. Vay, Kobra Necdet hoş geldin. Var mı başka arkadaşlar? Sorunuz var mı? Aslında yani çok böyle soru cevap gibi bir şey istemiyorduk ama hani varsa eğer bir sorunuz. Onun dışında Lale nereli demiş. Birileri yazmış, Lale'nin de ömrü seni beklemekle geçiyor. Ya benim babakom burada. Ben size babakomu göstereyim ya. Babakocuğum. Babakocuğum selam ver. İlk canlı yayınımızda babako sizlerle beraber. Babakocuğum ya. Evet, Hakan kendini göster, yanından yazma diyor. Adil abim benim, kral. Ako yukarıda gelir aslında. Vallahi öyle, onun dışında işte bu YouTube'la alakalı birkaç bir şey söylemek isterim. Ablam yazlığa ne zaman geleceksin demiş. Abla yakın zamanda, askerlik öncesi. YouTube'la alakalı aslında gerçekten çok heyecanlı olduğumu söylemek isterim. Çünkü bir süredir aslında döndüğüm zamandan beri çalışmalar devam ediyor. Yani sizlere en güzel şekilde bir şeyler çıkarabilmek için uğraşıyoruz. Yani bu YouTube bölümünde olacak şeylerden biraz bahsedebilirim size. Yani aslında soru cevap dışında. Lale ile hazırladığımız çok güzel videolar var. Çektiğimiz hazırda iki tane video var. Askerliğimin böyle ortalarındayken o videolardan başlangıçlar gelecek. Onun dışında bir Survivor playlisti olacak. Yunus Emre sonrasında da sürpriz olsun insanlar ama yani birçoğunuzun aslında sevdiği insanlar olacak. Onun dışında Cedi Osman Akademi var. Cedi Osman Akademi'yi bilirsiniz. Oradaki küçük kardeşlerimizle yaptığımız motivasyon konuşmalarıyla alakalı bir playlist olacak. Çok sevdiğiniz Hakan hocamla, abimle sizler için hazırladığımız beslenme, antrenmanla alakalı bir bölüm olacak. Aslında yani
İstediğimiz YouTube kanalı çok daha böyle sizleri motive edecek, spora bir şekilde yaklaştıracak, aynı zamanda bilinçli şekilde sizlere hani eğitim gibi de olacak. Yani hem eğlence hem eğitim, aynı zamanda hani ikisini beraber tutmak istiyoruz, yani amacımız bu şekilde. Yani Nisa'yı canlı yayına alsana Bekocuğum demişsiniz, vallahi gördüğünüz gibi yani şu an biz evdeyiz. Zaten çok anlamıyorum ya bu canlı yayın işlerinden nasıl oluyor, yani kim nasıl alınıyor. İstek atması ya, yani istek atarsa onu alabilirsin. Aynen. Nisa'yı değil ama Lale'yi alabilirim. Bak hemen uzakta, çok da uzaklarda değiliz. Başka var mı sorunuz, böyle güzel bir sorunuz var mı? Hani şu cevaplayabileceğimiz anladım. Hikaye gibi. Hala Nisa canlı yayına gelsin diyenler var. Abi askere ne zaman gidiyorsun demişsiniz. Ayın 29'unda askere gidiyorum inşallah. Askerliğimi Tekirdağ'da yapacağım. Evlilik ne zaman diyenler var. Valla her şey hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani hayatımız boyunca hem kendimiz hem sevdiklerimiz için her zaman hep en güzelini düşünelim. Hep en güzelini isteyelim. Erhan'ım hoş geldin. Hep böyle en güzelini isteyelim. Kalpten isteyelim. Yani ne kadar kalpten istersek aslında o bir şekilde bize enerji olarak geri dönüyor. Yani buna inanmanızı isterim. Çünkü ne kadar inanırsan o kadar aslında bu konuyla alakalı tatmin oluyorsun. Zaten inanıp bunu başardığını gördüğün zaman seni daha da mutlu ediyor. Daha çok inanasın geliyor. Daha çok aslında bir şekilde hayata bağlanasın geliyor bence. Baboko diyenler var. Evet arkadaşlar, bu arada söylemek isterim ki az önce Waffle'ın ne oldu babacığım? Yani Baboko'yu gösterdik ama Waffle da yani sizleri görmek istiyormuş. Görmek istiyormuş söyle Waffle'ın. Baba mamamı değiştirme de. Ya bu arada çok gülüp eğlendiğim bir şey var. Twitter'da bir tane sayfa var. Waffle Martinovic diye. Bizim boşnak soyadımız Martinovic. Orada Waffle Martinovic yazdığı şeylere çok gülüyorum. Aslında Twitter'da birçok sayfanın yani yazdığınız şeylere gerçekten çok gülüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok da ilgilisiniz. Çok da tatlısınız. Gerçekten bunu yürekten söylemek isterim. Bazı sayfalarda özellikle en çok güldüğüm şey Berkan acaba gerçekten Twitter'daki Waffle Martinovic'in kendi kedisi olduğunu mu düşünüyor diye yazanlar var. Onlara da buradan selam olsun. Ama siz hiçbiriniz soru sormuyorsunuz. Herhalde hiçbir şey merak etmiyorsunuz. Berkan, o Waffle senin kedin değil diyenler var. Aşkım bu canlı... Evet canlı yayın. Nasıl oluyor? Nasıl bir canlı yayında? Olacak ya, yani Barış'ta da olacak. Cemal'le de olacak. Aslında o bir tarafta... Bir kere miyavlar mısın diyorlar. Bir kere miyavla da içine rahat etsin ya, ne olur. Arkadaşlar. Niye falan. Şöyle diyeyim. Yani çok zorlu şartlarda bir şekilde yarıştık orada. Çok da güzel şeyler. Efe'cim hoş geldin aslanım. Çok da güzel şeyler yaşadık. Yeri geldiğinde sert tartışmalar da yaşadık ama bir şekilde hayatımıza geri döndük. Ve mutlu yaşamaya çalışıyoruz. Yani kimsenin kimseye zararı yok. Herkes de bence herkesin iyiliğini ister. Annem hoş geldin. Yetkinim. Rahat ol, yakalarız ışığı. Şu yani, karlı geceyi anlatsana. Herkes de herkesin iyiliğini ister. Karlı geceyi soranlar var. Şimdi karlı geceye geleceğim ama bazen böyle hani sadece kendimle alakalı değil, Survivor yarışmacılarının birbirinin resmini beğenmesi, yorum atması, işte ne bileyim birbiriyle beraber olmasıyla alakalı yazılarınız var. Bizlerle yarışma sürecini gerçekten iyi şekilde yaşadığınızın farkındayız. Yani bu çok güzel bir şey. Hani o zaman öyle, Aycan hoş geldin canım benim. O süreci bizimle yaşamanız çok güzel, yani biz de çok mutluyuz aslında. Yani geri döndüğümüzde bence tüm yarışmacı arkadaşlarımın hepsi bu konuda çok mutlu olmuştur. Hani biz orada insanlarımız, milletimiz burada pandemi sürecindeyken bir şekilde evlerine konuk olduk. Dışarıda geldiğim zamandan beri hani böyle çok güzel karşılamalar var. Evladım hastalık zamanında, pandemi sürecinde bizlerle beraberdiniz, evimizin oğlu oldunuz diyenler var. Emre abim hoş geldin. Burhan'ım hoş geldin. Ve bu bizim için çok değerli. Yani böyle bir süreçte insanlara bir şekilde yardımcı olabilme hissiyatı gerçekten çok güzel. Ama
bilmenizi isterim yani. Bu konuda gerçekten anlayışsız olmanızı isterim. Orada yaşadığımız psikoloji bambaşka bir psikolojiydi. Yeri geldiğinde tartışmalar yaşıyorduk ama gerçekten kötü bir insan olmadığını söylemek isterim orada. Herkes elinden geldikçe birbirine bir şekilde anlayışlı olmaya çalıştı. Sert tartışmalar oldu, anlaşmazlıklar oldu. Ama normal hayata geri dönüş oldu ve normal hayata dönüldü yani. Herkesin kendi arkadaş grubu var. Herkes herkesle görüşmek zorunda değil ama eminim ki tüm yarışmacılar birbiriyle bir şekilde diyalogta, yani Instagram'a resim atmıyor olabilirler ama görüşüyor olabilirler. Ya da yani Instagram'a resim atmadıklarıyla araları kötü de değildir. Yani bunu anlamanızı isterim. Çünkü öyle ya da böyle biz orada hep beraber bir şekilde aile olduk. Kendi ailemizden uzakken birbirimize birçok konuda yardımcı olduk, tedavi olduk. Yeri geldi bir parça ekmeği, pirinci, artık ne varsa onu paylaştık. Bu yüzden yani özellikle bu konuda anlayışlı olmanızı isterim. Onun dışında ne dedin aşkım? Neyi söyleyecektik? Karlı gece. Karlı gece ile alakalı aslında YouTube videosunu çektikten sonra bir iki tane soru gördüm ama o soruları eklememiştim. O yüzden YouTube videosunun içinde de olmadığı için aslında buradan paylaşabilirim. O bahsettiğim karlı gecenin detayına inecek olursam, karlı gece de değildi aslında, böyle akşamüstüydü. Bundan böyle 4 sene önce, karlı gece dediysem affola. Bundan böyle 4 sene önce Survivor'a gitmeyi kafama koyduğum dönemde aslında. Bu hatırlarsınız, 4 sene öncesinde çok ciddi bir kar yağdı ve hani bacağımıza kadar kar geldi. Bakanlarımız da hani şey dediler, meteoroloji bakanıydı sanırım. Şey dedi, dışarı çıkılmayacak dedi. Ve 4 günlük bir süreç vardı. 4 gün boyunca biz hani kimse dışarı çıkamadı. O günün o dışarı çıkılmayan öncesi gününde böyle saat 4 falandı. Arabayla çıktım. Salonumuz Levazım'da. Levazım'dan çıktım. Arnavutköy'e kadar indim. Arnavutköy'e indiğimde koşmaya başladım. Tam koşmaya başladığım anda ciddi şekilde kar yağışı başladı. Böyle kar yağmaya başladı. Ve sahilde benim gibi koşan kimse yoktu yani. Herkes kar alarmını almış ve bir şekilde koşmuyordu kimse. Ben koşuya başladım. Koşuya başladığımda yani gerçekten böyle çok garip bir hissiyattaydım ve dedim ki ben dedim bugün alnıma yazıyorum dedim. Ben dedim oraya gideceğim çünkü benim için orada beni bekleyen bir hikaye var dedim. Ve aslında bu bana inanılmaz bir hayat enerjisi verdi diyebilirim yani o dönemde. Zaten böyle küçük şeylerden ya da beni daha mutlu edecek şeylerden motive olmayı çok çok, çok seven bir insanım. Bence bunu siz de hayatınızda deneyebilirsiniz. Yani belki de bir insana hiçbir şekilde iyi gelmeyecek bir şey sizin hayat motivasyonunuz olabilir mesela. Belki biri duyduğunda, aşk o klimayı açsana, inanılmaz sıcak konuşuyorum ya güneşe karşı, çok pardon. Belki biri duyduğunda Allah Allah yani bundan nasıl motive oldun diyebilir ama konuyu değiştir diyenler var, çok pardon, anlatıyorum hikayeyi. Biri belki de hani nasıl motive oldun diyebilir ama o dönemde benim için inanılmaz bir motivasyondu ve dedim ki evet dedim, ben dedim kafama koyuyorum dedim, oraya gideceğim dedim. Tüm koşu boyunca böyle gözlerim neredeyse kapalı şekilde, böyle kaşlarıma yağan kar sanki böyle kafama masaj yapıyor gibiydi. Koşuya gittim, geri geldim, arabaya bindim, arabayla kaya kaya salona gittim ve arabayı park ettiğimde onun sonrasında 4 gün boyunca arabayı kımıldatamamıştım. Ve aslında o karlı akşam benim Survivor hikayemin başladığı gündü. Yaklaşık 4 sene önceydi. Başka soru? Laliş, ne var soru? Bakıyorum şu an herkes emoji atıyor. Arkadaşlar emojiler çok güzel ama yani böyle hikayesini istediğiniz soru varsa... Evet, Survivor'da psikolojik olarak en zor anın hangisiydi? Ben o sorudan önce sence en baştan gönüllüler takımında olsaydın daha farklı bir yolu izleyebilir miydin? Daha farklı olabilir miydin sorusunu cevaplayacağım. Belki olabilirdi ama aslında ben... Şermin'cim hoş geldin. Fatih abim hoş geldin. Ama aslında ben şey taraftarıyım. Böyle kader bana nasıl bir yol izlediyse o yolda böyle kendi düz çizgimi bozmadan ilerleme taraftarıyım. Ve ünlüler takımında başlamamın da benim için gerçekten çok güzel olduğunu söylemek isterim. Çünkü çok güzel insanlar tanıdım. Canlı yayında olan varsa hepsine selam olsun. Olmayan varsa da hepsine selam olsun. Çok güzel insanlar tanıdım. Aslında bambaşka bir başlangıç yaptım. Ama yarışmada, konseylerde de hep söylediğim gibi
Yani ünlüler takımında yaş ortalaması da bir tık daha yukarıda olduğu için aslında orada kendimi çok fazla ifade edemedim. Ya da böyle bir tık daha durgun kaldım. Belki de enerjimi bir şekilde kapatma durumunda kaldığım için gönüllüler takımına geçtiğimde çok daha farklı bir açılma yaşadım. Yarın YouTube kanalıma alacağım Yunus Emre kardeşim. Gönüllüler takımından ünlüler takımına geçtiğinde hani deli bahçesi diyordu gönüllüler takımına. Aslında deli bahçesi değildi ama yani aslında bir tık da böyle hareketli bir yerde. Yani bana gönüllüler takımının daha uygun da bir yer olduğunu gördüm aslında oraya gittiğimde. Ve kendi enerjimi çok daha böyle açtım diyebilirim. Ezgi'cim hoş geldin. Vay Hakom in aşağı gel gel, seni de görmek isteyenler var Hakan hocam. Yani o yüzden güzel oldu. Canan ablam hoş geldin. Ama dediğim gibi yani bence en güzel şey kaderin size çizdiği yolda. Canım İrkom hoş geldin. Kaderin size çizdiği yolda bir şekilde kendinizce yani güzel şekilde ilerleyebilmeniz ya. Vallahi. Canlı yayına da çıktık böyle ama yani çok canlı yayın falan anlamıyorum. Hatta sırf Twitter'daki destekleyen, bana inanan insanlar için Twitter açtığımı söyleyebilirim yani. Çok istek olmuş demişsiniz ki yani. Rıfat abim hoş geldin. Halacığım ne yapıyorsun hala? Yani demişsiniz ki Sinan'ım hoş geldin. Twitter açsan iyi olur falan yani. Sırf o yüzden Twitter açtım. Dediğim gibi yani zaten çok Belocuğum. Çok Twitter'dan da anlamıyorum ama yani bu şekilde. Tek tek şimdi hepinize selam veriyorum. Edine vaa geldi. Hako benimle. Hepinize iyi yayınlar arkadaşlar. Hepinize selamlar. Öyle kısa bir öğlen uykusuna dalmıştım. Uykudan uyandım. Güzellik uykusu mu Hakan hocam? Helal sana. Şimdi de antrenmana gideceğim. Fitimova gideceğim. Helal sana. Seni çok özlediler ya. Bana da yaza yaza bir hal oldunuz. Alın size Berkan. Alın size canlı yayın. Valla on numara oldu. Konusu. Vay be. Hakan hocam be. Herkese selam olsun. Hepinizi seviyorum. Hakan hocam. Sağlıcakla kalın. Mutlulukla kalın. Huzur. Önem hoş geldin babam. Valla güzel be. Canlı yayın da güzelmiş aslında. Farklı bir durum yani. Hani Alişim? Evet. Farklı yani hani. Daha böyle sorular. Ya amcamın oğlu gelmiş benim. Amcamın oğlu. İnan gengi de selam olsun. Güzel. Valla öyle arkadaşlar. Aslında böyle soru cevap kısmıyla alakalı böyle Survivor playlistinde ilk video hani böyle soru cevaptan ziyade hani sizin sorduğunuz sorular çok güzeldi. Zaten böyle sizin sorduğunuz sorularla alakalı Erhan'ım hoş geldin. En güzel kısımları almaya çalıştım. Böyle en aslında duygusal anlamda anlatacağım şeyleri böyle sizlere aktarmaya çalıştım. Yani onlar da dediğim gibi çok yakın zamanda sizlerle olacak. Sosyal medyayı da çok fazla kullanamıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü dönümden beri çok da alışamadım. Vay nainge ingim ne yapıyorsun biraderim? 10 numara fenayız. Yani çok fazla. Heh, mesela şimdi bak bu soruya geleceğim. 9-3'ten dönen oyunun hikayesi. Sakın yanlış anlamayın ama bu oyunun hikayesini böyle ne böyle 2-3 kelimeyle anlatabilirim. Ne anlatsam böyle %100 anlatsam anlayabilirsiniz ama bu oyunla alakalı YouTube kanalımda çok güzel bir açıklama yapmaya çalıştım böyle gönülden. Engin abim hoş geldin. Çok güzel bir açıklama yapmaya çalıştım yani elimden geldikçe. Umarım hani bunun cevabı hani sizler için bir şekilde cevap olur. Lale ile nasıl tanıştınız diyen var. Aslında bu Lale ile tanıştım. Nasıl tanıştığınız hikayesini ben Lale'şim daha böyle güzel anlatıyor. Ben de çok güzel anlatıyorum ama o daha güzel anlatıyor. Hayır ben bin kere anlattım. Olsun olsun gelme o. Gel lütfen. Oturamıyorum nasıl oturacağım? Gel şöyle yanıma otur. Biz bunu kırarız Berkan. Bir şey olmaz. Bence. Evet şimdi Lale ile aslında tanışmamız arkadaşlar böyle 12 yıl öncesine falan dayanıyor. 12 yıl öncesinde biz aynı yazlıktayız. Yazlıklarımız aynı yerde. Yazlıklarımızın olduğu yerde Lale'lerin sitesinin önünde böyle voleybol falan oynuyordum ben. Topum zamanında onların bahçesine kaçmış. O dönemden tanışıyoruz. Ama onun sonrasında böyle 2,5-3 sene önce bir gece gittiğimiz bir yerde karşılaştık. Onun arkadaşı Miss Turkey'ye katılmıştı o zaman. O onu görmeye gitmiş. Benim de arkadaşım jürideydi. Hayır katılmadı, katılmadı. Ecem diye bir arkadaşım var. O bana dedi ki fazladan davetiyem var. Sen de gel dedi. Ben de işim yoktu. Tamam dedim gittim. Berkan da oraya kızları herhalde. Ya. Ben arkadaşım benim jüriydi. Arkadaşımla beraber hani Salim'im hoş geldin.
arkadaşımla beraber hani onunla beraber gitmiştim yani. Aslında hani kavalye gibi söyleyeyim. Çok da sevdiğim bir kız arkadaşım yani. Onunla beraber gitmiştik. Orada gördüm aslında Lale'yi. Sonrasında anlatsana aşkım. Utanıyorum. Utanır mısın? Ben de utandım. Sonra işte beni tanıyacağını düşünmedim çünkü ben çok kiloluydum eskiden ondan hoşlandığım zamanlarda. Sonra onu Instagram'dan ekledim. Yani ilk adımı ben attım ama sonra o bana yazdı. Bak Berkan Lale'yi nasıl tavladın yazmış. Yani ona ben tavladım. Ama tavlamak demeyelim de yani aslında kader bizi buluşturdu diyelim arkadaşlar. Yani kaderin bazen bence hayatta sadece ilişki anlamında değil, hayatta genel olarak da size güzel oyunları oluyor. Yani o oyunlarını böyle kalpten eğer yakalamaya çalışırsanız hayatınız belki bambaşka şekilde ilerleyebilir yani. Çok daha kendinizi böyle iyi hissedebileceğiniz, çok daha huzurda hissedebileceğiniz belki bir arkadaş çevresi, belki bir çember oluşturabilirsiniz yani. O çemberin ismine de belki sevgi çemberi dersiniz. Belki sevgi çemberi dersiniz yani. Full böyle bütün sevdiklerinizden oluşan bir çember düşünün. Çok güzel değil mi? Birbirinizin en sevdiğiniz özelliği nedir söyler misiniz? Vallahi ben Lale'nin ben Lale'nin o kadar çok şeyini seviyorum ki yeri geldiğinde o kalbindeki sıcaklık, yeri geldiğinde o gülüş, bazen huysuz da uyanıyor mesela, sabah videolar atıyorum bazen. Aslında o huysuzluğu bile inanılmaz bizim için güzel bir şey. Yani sadece böyle sevdiğiniz özellik, yani bence bir insanda sadece sevilen özellik, olumlu özellik olmamalı. Hem olumlu hem olumsuz özellikler hepsi böyle bir arada olduğu zaman çok daha güzel. Vay Aksel'im gelmiş, vay 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 Ümit'im, ovaş, vay 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 vay. Vallahi dizi teklifi falan hiç bana göre değil. Bize göre değil diyeyim yani. Hani oyunculuk işi, çok sevdiğimiz oyuncu arkadaşlarımız var. Buradan hepsine tek tek selam olsun. Ama böyle kendimiz olabildiğimiz yerde daha rahatız, öyle diyeyim yani. Oyunculuk ayrı bir hikaye yani. Vay yengeme bak sen, yengem gelmiş benim. Evet, ablamla Aksel diye bir arkadaşım var, senarist. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Mert'im hoş geldin. Ablamla şu an böyle burayı chat olarak kullanıyorlar yani. Çok güzel. Evet, yani gelen giden herkes hoş geldi ya. Bir yazmış ki baba ko çeksene. Baba ko. Onun zamanı var. Seneye Dominik'e gidiyor muyuz? Vallahi Dominik'le alakalı şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Madem İsmail abim, hoş geldin abim benim. Dominik'le alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Vay Agnicim ya. Vallahi Lalişim'in annesi geldi. Canımız hoş geldin. Önümüzdeki seneye yani o tarafa gitmeyle alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. İnşallah çok planlıyoruz yani, kafamızda var. Bu pandemi olayları falan çok daha iyi olursa çok gitmek istiyoruz. Yani hatta onu böyle bir hafta Dominik tatili, oradan nazar değmesin inşallah, iki haftada belki Amerika'ya bağlayıp sizler için böyle deli vloglar, ne bileyim işte Amerika'nın böyle ıssız bucaksız sokaklarında antrenmanlar mı dersiniz, efendime söyleyeyim amuda kalkmalar mı dersiniz, kafa üstünde dönmeler mi dersiniz, böyle aklınıza ne gelirse yani istiyoruz ya, hayal yani aslında. Bu dönüş vlogunda da güzel yani, dönüş vlogunun aslında şöyle bir benim için böyle keyfi var. Senenin başından beri biz Survivor yarışmacıları olarak her birimiz böyle şeydik, aramızda konuştuğumuz zaman hani acaba elendikten sonra veya yarışma bittikten sonra Amerika'ya uğrayabilir miyiz diyorduk. Umutcan'ım hoş ya, vay Aksel'ime bak ya. Diyorduk ki Amerika'ya uğrama şansımız olur mu? Veya ne bileyim işte Meksika'ya uğrama şansımız olur mu? Aramızda çok konuşuyorduk bunu. Diğer yarışmacı arkadaşlarımın böyle bir şansı hani olamadı yani bu pandemi sürecinden dolayı. Benim de böyle 7 saatlik bir boşluğum vardı. O 7 saatlik boşluğu inerek değerlendirdik. Onur abim biz de seni seviyoruz kral. 7 saatlik boşluğu Amerika'da Atlanta şehrine inerek değerlendirdik. Ve çok keyif aldık yani. Çocukluğumdan beri benim Amerika bir hayalim böyle. Hani macera dolu Amerika dedikleri, o Amerika'yı görmek istiyorum. Ama Amerika'nın sadece böyle şehir olan kısmını değil de insanların
o hani Amerika'ya bağdaşan yerlerini de görmek istiyorum. O dönemde de hani gitmek iyi oldu ama tabii asıl hani isteğimiz de oraya gidip gerçekten böyle turist gibi gezmek yani. Yani gerekirse Sırp bayrağını sırtımıza takarak, işte Türk bayrağını sırtımıza takarak. Evet arkadaşlar. Yani herhalde tatmin oldunuz. Yeteri kadar oldu. Yavaş yavaş. Son olarak da şu soruyu cevaplayayım. Babam Fenerbahçeli, hatta fanatik Fenerbahçeli. Her zaman her yerde en büyük Fener deyip canlı yayını kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Yani elimden geleni yaptım. Çok da anlamıyorum dediğim gibi canlı yayın işlerinden. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Saçlarını niye kesmediğini anlatacaksın. Twitter'da öyle dedin. Aslında anlattım saçlarımı niye kesmediğini. Askerliğe gideceğim. Askerliğe gitmeden önceki YouTube'da yayınlayacağım videoda ufak bir kesme bölümü olacak. Aslında bunu sizlerin de görmenizi istediğim için şu an kesmiyorum deyip hepinizi öperek kapatıyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ve aynı zamanda bu zamana kadar beni destekleyen herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlar oyun yeni başlıyor daha. Motive mi olmak istiyorsunuz? Asker sonrasını bekleyin. Uçuracağım sizi. Hepinizi tek 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 uçuracağım. Babakolar. Selam olsun. Allah'a emanet. Sağlıcakla.